Bolca kas yapmak için erkeklerin yapması gereken 10 egzersiz. Kas yapmak istiyorsanız işte ihtiyacınız olan egzersizler sadece bunlar. Bunun en iyi yanı bu hareketler sadece kas kütlesi oluşturmanızı sağlamayacak. Aynı zamanda duruşunuzun iyileşmesini, güçlenmenizi, daha fazla hareket kabiliyeti kazanmanızı ve hayalinizdeki vücuda erişmenizi sağlayacak. O halde bu ciddi şekilde güç içeren hareketler hakkında bilgi edinmeye hazır olun. Bu arada hayata hep olumlu bakarak bizlere katılmak için abone ol tuşuna tıklamayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. 10 numara. Dumbbellları göğüs destekli yukarı çekme. Bu, vücudunuzu forma girmeye zorlayacak ve sırt ve omuzlarınızda kas yapmanızı sağlayacak harika bir harekettir. Bonus olarak aynı zamanda duruş şeklinizi de iyileştirir. Bir sıraya eğim verin. Kollarınızı aşağı salıp ellerinize birer dumbbell alarak göğsünüzü sıraya dayayarak oturun. Kürek kemiklerini sıkıştırıp dirseklerinizi geriye hareket ettirerek çekme hareketini yapın. Bir an için durun ve daha sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün. Hareketi tamamlamak için momentumdan yararlanmayın. Bu hareketin en iyi yanı sırtı sabitlemeniz gerekmediği için özellikle sırtınızın üst kısmının çalışmasına izin vermesidir. 9 numara. Barfix. Barfix çekmek başta zor olabilir. Yeni başlayan biriyseniz ve zorlanıyorsanız yapabileceğiniz kadarını yapın ve zamanla güç kazandıkça tekrarları arttırın. Barfix çoğunlukla koltuk altı ve pazıları çalıştırır ve daha az yoğunlukta sırtın üstünü ve ön kolları hedefler. Bu hareket bütün erkeklerin arzu ettiği geniş omuzlarla birlikte vücudun üst kısmının V şeklini almasını ve belin dar görünmesini sağlar. Barfix çubuğunu avuçlarınız dışarı bakacak şekilde tutun. Çubuğu kollarınızı çok geniş açarak omuz genişliğinden daha fazla tutmalısınız. Göğsünüz çubuğa dokunana kadar kendinizi yukarı çekin. Daha sonra vücudunuzu momentum kullanmadan kontrollü bir şekilde aşağı indirin. Ayaklarınızı yere değdirmeden hareketi tekrarlayın. 8 numara. Çeneyi yukarı çekme. Çeneyi yukarı çekme hareketi barfix'e çok benzer çünkü bu hareketle koltuk altı, trapez ve alt boyun kaslarını çalıştırır. En önemli fark bu hareket bisepslere daha fazla yoğunlaşır. Barfix'i avuçlarınız size bakacak şekilde omuz genişliğinden daha dar tutun. Göğsünüzü öne itin ve sırtınızın alt kısmında küçük bir kavis oluşturun. Nefes verin ve çenenizi çubuğun üst kısmına ulaşacak şekilde yukarı çekin. Bunu yaparken dirseklerinizi vücudunuza yakın tutun. Sonra yavaşça vücudunuzu aşağı indirin ve nefes alın. Yere değmeden hareketi tekrarlayın. Egzersizi daha da zorlaştırmak için bir ağırlık kemeri kullanabilirsiniz. 7 numara. Tek kolla dumbbell'ı yukarı çekme. Kollarınız güçsüzse halteri tek kolla yukarı çekme hareketi kas yapmaya başlamanın harika bir yoludur. Düz bir sıranın iki tarafına birer dumbbell koyun. Sağ dizinizi sıranın üstüne koyun ve vücudunuzun üst kısmını yere paralel olacak şekilde öne doğru eğin. Kendinizi sırada sabitlemek için sağ kolunuzu sıranın üstüne koyun. Sıranın sol tarafındaki dumbbell'a uzanın. Vücudunuza yakın tutarak sol kolunuzu yukarı çekin. Biri dirseğinizi tavana doğru çekiyormuş gibi düşünün. Hareket etmesi gereken tek şey kolunuz. Vücudunuzun geri kalanı sabit durmalıdır. Bu hareket kol altı, alt boyun, alt trapez, omuz arkası ve sırt kaslarınızı hedef alır. 6 numara. Halterli squat. Bu, vücudun alt kısmını çalıştıran, bulabileceğiniz en iyi egzersizdir. Halterle squat hareketi öncelikle ön bacak kaslarınızı çalıştırır. Ama aynı zamanda arka bacak, baldır, kalça kaslarını hedefler ve hatta sırtınızın alt kısmına kadar uzanır. Squat, testosteron düzeyini arttırmak için yapabileceğiniz en iyi harekettir. Basit squat hareketini bir halterle birlikte yapmak, aynı anda birkaç kasın çalışmasını sağlar. Ve ne kadar fazla sayıda kas çalıştırırsanız, vücudunuz kan dolaşımınıza o kadar testosteron salgılamaya başlar. Halter arkanızdayken ayakta dik durun. Kalçalarınızı geriye verin ve yavaşça çömelin. Ayaklarınız omuz genişliğinde olmalıdır. Topuklarınızı yere bastırın. Dizlerinizin ayaklarınızın önüne geçmesine izin vermeyin ve çenenizi aşağı indirmeyin. Sırtınızı dik ve göğsünüzü yukarıda tutun. 5 numara. Omuza pres. Bu egzersizi bir dumbbell ya da halterle yapabilirsiniz. Ancak gerçekten hızla kas yapmak istiyorsanız halter en iyi seçimdir. Bu hareket arka omuz, trapez, arka kol ve sırt kaslarınızı hedefleyecektir. Sırtınızı dayayabileceğiniz bir sıraya oturun ve arkaya yaslanın. Avuçlarınız dışa bakacak şekilde halteri kavrayın ve göğsünüzün hemen üstünde tutun. Halteri omuz genişliğinden daha geniş tutmalısınız. Kollarınız başınızın üzerinde dik olana kadar halteri başınızın üzerine kaldırın. Halteri çenenize veya göğsünüze indirin ve aynı anda nefes alın. Ardından halteri tekrar kaldırırken nefes verin. 4 numara. Halterle bench press. Vücudunuzun ön bölgesini de çalıştırmalısınız ve bunu göğüste en iyi halter presi gerçekleştirir. Bir sıraya yüzünüz yukarı bakacak şekilde uzanın. Raftan halteri avuçlarınız dışa bakacak şekilde alın. Halteri göğsünüzün üstünde yukarı kaldırın ve kollarınızı kilitleyin. Nefes alın ve göğsünüze değene kadar halteri yavaşça aşağı indirin. Ardından nefes verirken meme uçlarınızın hizasında halteri yukarı itin. Bu hareket göğüs kaslarınızı belirginleştirecek ve çoğu erkeğin sahip olmak istediği geniş göğüs kaslarını ortaya çıkaracaktır. Ayrıca hareketi daha rahat yapmak için sıraya eğim verebilirsiniz. Ancak sıranın düz olması kasları daha sıkı çalıştırır ve daha fazla kas gelişmesini sağlar. 3 numara. Halteri yukarı çekme. Halteri yukarı çekme hareketi sırtı güçlendirmeyi ve yoğun kas oluşturmayı sağlar. Bu yapması zor bir egzersizdir ancak doğru yapılırsa bulabileceğiniz en etkili egzersizlerden biridir. Bu hareket sırtın alt ve üstünü, ön kol kaslarını, kalçaları, karnı ve arka bacak kaslarını çalıştırır. Ayaklarınızı kalça genişliğinde açıp halteri ayaklarınızın üstüne çekin. Eğilip halteri tutun. Sırtınız dik durmalı, omuzlarınız aşağı doğru geri çekilmeli ve dizleriniz hafifçe bükülmüş olmalıdır. Dirseklerinizi yukarı itin ve çekme hareketine başlayın. Halteri karnınıza doğru çekin ve sonra kontrollü şekilde dizlerinize doğru indirin. Şimdi baştan başlayın. Bu egzersizde en fazla yapılan hata, halteri yukarı ve aşağı silkerek momentumla yapmaktır. 2 numara. Halteri yerden diz üstüne kaldırma. Kas yapmaya çalıştığınızda egzersiz rutininize katmanız gereken en basit hareketlerden biri halteri yerden kaldırma hareketidir. Bu hareket vücudun hem önünde hem de arkasında bulunan kasları çalıştırmanızı sağlar. Koltuk altı, alt boyun, trapez ve alt sırt kaslarını hedefler ve arka bacak kaslarınızı doğrudan hedefleyen birkaç egzersizden biridir. Bu hareket sadece harika kaslarınız olmasını sağlamayacak. Aynı zamanda ciddi şekilde gücünüzü artıracaktır. Halteri önünüze alın. Halteri tutup kalçalarınızı geriye itin. Kalçalarınız geri hareket ederken halteri yukarı çekin ve dik durun. Sonra halteri başlangıç pozisyonuna indirin. Bu hareketi yaparken sinir sisteminiz ve kas ve iskelet sisteminiz ciddi şekilde zorlanacaktır. Bu yüzden yeni başlayan biriyseniz başlarda hareketi kendi fiziksel durumunuza uydurmanız en iyisidir. 1 numara. Silkme. Adı üstünde. Bu hareket biraz güç gerektirir. Silkme, patlayıcı bir güç gerektirdiğinden bulabileceğiniz en zor egzersizlerden biridir. Vücudunuzdaki tüm büyük kas gruplarının çalışmasını sağlar. Ön bacak, karın, arka bacak, kalça, trapez, omuzlar, kollar, sırt ve aklınıza gelecek her bölge. Bu hareket nabzınızı artıracak ve çok kas yapacaktır. Ayaklarınızı omuz genişliğinde tutun. Göğsünüz dışarıda, sırtınız dik, öne bakıp halteri kaval kemiğine kadar kaldırın. Bu başlangıç pozisyonudur. Şimdi doğrulurken halteri vücudunuza yakın tutup yukarı kaldırın. Halter göğsünüze yaklaştıkça kollarınızı ağırlığın altında döndürün. Aynı anda çeyrek çömelme pozisyonu alın. Şimdi halteri göğsünüze doğru yavaşça çekip çenenizin altına yerleştirin. Son olarak aşağı doğru eğilin ve halteri kaval kemiklerinize doğru indirin. Hareketi tekrarlayın. Yalnız akılda tutmakta yarar var. Bu egzersizleri yapmaya yeni başlayan biriyseniz daha hafif ağırlıklarla başlayıp zaman içinde ağır kilolara yönelmeniz en iyisidir. Böylece çok daha iyi şekilde forma girmeyi başarırsınız. Peki siz anlatın olumlu bakanlar, kas yapmak için en sevdiğiniz egzersizlerden bazıları nelerdir? Yorumlar bölümünde bize bildirin. Bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı ve Olumlu Bak kanalımızda hep bizimle kalmak için abone olmayı unutmayın.